Efendim selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Mountain Blade 2 Bannerlord serüveninde yeni bir bölümle karşınızdayım. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bununla beraber neredeyse Caladriant'ın tamamını almak üzereyiz efendim. Oo, Metan süpermarket oyunu çok güzel oyundur ya bu arada. Yani ben de sardım ve gayet keyifli. Tek atıp bitirdik. Genelde son zamanlarda full tek atıp oyun bitirdiğimiz için keyifli oluyor. Binicilik yeteneğimize ne verebiliriz? Sefer hızı sürü gütme cezasını %50 azalt. Ki bu bizim için çok iyi olabilir, biliyor musunuz? Bizim genelde elimizde sürekli sürüler oluyor ve bu sürüler çok çok sıkıntı çıkartıyor. Envanterindeki hayvanların üreme şansı çok düşüktür. Yönetilen yerleşkelere bağlı köyler %5 üretime sahip olurlar. Hiçbir şeye yaramaz bu. Yönetilen yerleşkeye bağlı şehirler ikinci seviye atlar üretme ihtimali yüksek olur. Şunu alalım madem ya, altın orduyu alalım. Gelen pek bir işimize yaramadı esasında ama. Ne yapalım efendim? Altın orduyu alalım madem. Metan aklımda. Vallahi benim de aklımda kanka. Ne yapıyorsun? Sasha. Ordunda kim var? Bak dağılsan aslında seni alırım yanıma ha. Oo bak, bu içeride 600 kişi falan var. Ne kadar kalabalık da olsak buraya otoda dalınmaz abi. Buraya nasıl dalacağız biliyor musun? Buraya şehri kuşat diyeceğiz. Kuşatma kuleleri inşa edip adamların kafasını patlatıp öyle gireceğiz içeri. Burak'cığım hiç sorun değil. İyi dersler dostum. Şu an hangi kılıcı kullanıyoruz? Flex isimli bir batanya kılıcı. Ben sıkılmıyorum bu arada ya. Ya oyunun şeyini çözdüm abi. Bizim yaptığımız mantık hatası hep insanlarla çok iyi ilişkiler kurmamak oluyordu. Lütfen ikinciyi atama, güzel. Ya insanlarla çok iyi ilişkiler kurmadığımız için krallığımıza gelecek adam sayısını falan arttıramadık. Bir de işin aslı, sanırım biz Kuzeyit'te falan kalsaydık büyük ihtimalle Kuzeyit'in kralı olup daha kolay bir yer tutunabilirdik Caladriant'da ya. Ha bir de ben oyunun bu kadar player focus olduğunu tahmin etmiyordum bak. Biz sizle konuşurken Batı İmparatorluğu savaş ilan etti abi, tamam mı? Ve Batı İmparatorluğu'nun size toprak miktarını göstermek istiyorum. Batı İmparatorluğu'nun bir tanecik kalesi var bak, bu kadar. Bu kadar. Ve dakika başı bana savaş ilan ediyorlar. Herkes bana savaş ilan ediyor. Tabii ki canım, keyifli ama ben bu kadar aşırı player focus tahmin etmiyordum ya. Hepsi full cam bu arada, isabet ettiremediler. Hey maşallah. Bu arada Vlandia hiçbir şekilde bizi durduramaz. Surları kırmak burayı savunmak açısından kötü olacak. Zira surlar kırıldığı için düşman da burayı gayet rahat bir şekilde alabilecek. Burada bir süre zaman geçirsek iyi olur gibi sanki. İçeride 600-700 adam var. Garanti surlardan dalacağım bu arada. Açlıktan o kadar hızlı ölmüyorlar dostum, ne yazık ki. Oyunda demircilikle özel silah yapılıyormuş. Ben özel silah yapmıyorum. Yeni güncellemeyle şehri kalmayan yeni gücü biten krallıkların lordlar teker teker ayrılacakmış. Çok iyi. Karakterin yaşı kaç? 39'uz galiba. Bu arada gerçekten yani krallık düşmeye başladığında yavaş yavaş adamlar krallığı terk ederse acayip tatlı olur. Bu arada bende şey bol. Bizimkiler de kaleleri alıp duruyor. Acaba arkadaşlar şöyle bir mod falan var mı? Yani muhtemelen GeForce Nova mod kuramam da. Böyle bir lordla görüşmek istediğimde falan. Onu kolay bulmamı sağlayacak. Oha, Rohit'i kim kuşatıyor? Ne oluyor lan? Orası çok eski toprağımız, orayı kaybetmeyelim lütfen. Daha yeni yeni sabah vakti oluyor. Ellemeyelim, mancınıkları kırsın tribüşeler. Aynen öyle, bütün mancınıklar kırılınca diğer mancınık yapılmadan gündüz vakti bir girelim içeri. Efendim sevgili Favkes, Primer avantajını kullanarak abonemiz olmuş. Umarım ikinci kere selamlamıyorumdur ya da selamlıyorsam da selamlayayım, hiç sıkıntı değil.
2 değil 22 kere de selamlarım. Hoş geldin dostum. Sadece aklımda kalmadı. Selamlar Tutku, ne haber? Sağ olasın, iyi yayınlar dileğin için. Tamam, herkes kontrol noktasına geçsin. Ve ilerleyin abi. Bu adamlar kalabalıklar bu sefer. Bu adamlara biraz ok yağdırmak gerekecek. Bak, tam fırsatı var ya, tam fırsatı böyle burada okçuluk kasmanın. Tutturamıyor mu ya? Hiç mi? Bence yapmaya başladık bu sporu. Ne oluyor? Yapmaya başlayamamışız bu sporu. Efendim, TR Ali 1923 Prime'ın avantajıyla 8. ayını kutlayarak aramızda kalmaya devam etmiş. Merhabalar. TR Ali hoş geldin. Ne haber? Ailemizin bir parçası olmaya devam etmiş kendisi. Oh. Hops. Oho. Hmm. Evin tepesi. Okay. Ben bu arada kendi adamlarımı vuracağım. Hissediyorum yani kendi adamlarımı vurmamın yakın olduğunu. Arkanızda da adam var dostum. Hadi beni saldın, bana tot işi döndün. Arkanda da adam var. Onu ne yapacağım? Şu çatıdan düşmeyelim de. Ah, bir saniye. Şuradan kaya kaya, kaya kaya, kaya kaya. Eyvallah. Hiçbir sıkıntı olmadan. Mis. Bir level nob, 100 level Legolas. Hey ya. Oy. Aa, merhaba. Kazara Ronfalya çektim. Şimdi gel. Bu arada bu elimdeki flex kılıcını beğendim ya. Hakikaten çok beğendim bu kılıcı. Piyadelerimiz surlara dayandı mı? Bence adamların içinden geçtik ya. Hissediyorum kendi adamlarımdan birini vuracağım yani, az kaldı. Net hissediyorum. Tamam, az daha kendi adamımı vurdum zannettim. Oklarımı bitiremedim bile daha. Oyunun en iyi çift elli kılıcı. Evet, bana da öyle övdüler. Yani flex'in baya baya iyi olduğunu söylediler. Artı 3 yay mı kasmışız? Ya, pek bir şey kasamamışız ya. Sağlık olsun. Buradan gelen bütün esirleri alacağım bu arada. Zaten şehrin içerisindeyiz. Şehrin içerisinde olduğumuzdan dolayı bunları rahatlıkla satabiliriz diye düşünüyorum. Abi bu arada gerçekten çok keyifli yani. Ordu o kadar üst level bir ordu ki. Doğru düzgün kayıp bile vermiyoruz. Yani miktarımızın azalması bile çok çok uzun zaman alıyor. Neredeyse mevcudiyetimizi tamamıyla koruyabiliyoruz. Kaleyi talan ederek ele geçirmek en iyisiydi bu arada. Ronfalya'm zaten hep var. Senden sonra taht kimin? Zeynep'in. Onu yetiştiriyorum zaten şu an. Bir saniye. Hakikaten bizim klandan Gürkan'a ne oldu ya? Gürkan ölmüş. Benden sonra tahta Zeynep geçecek. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Ya Furkan benimle beraber yaşlanır muhtemelen. O yüzden Zeynep'in geçmesi en mantıklı olur. Aa, Gürkan kurtulmuş. Aslanım Gürkan. Nerede acaba? Bak, Gürkan'ı buraya ışınlayalım mı? Gürkan gel buraya. Kaleye git.
Bekle. Şimdi Han'a gel. Bütün esirleri sat. Çık. Gürkan'ı yanıma alacağım. Ordu vereceğim. Orduya davet edeceğim. Teşekkür ederim. Burak'cığım gayet iyi gidiyor. Sağ olasın. Sen nasılsın? Barış yaptın mı? Durum ne? Aa, herkes de hala savaştayız. Full team savaş. Evet, merhaba. Kaleyi yöneten Gürkan'ı alabilir miyiz? Teşekkürler. Sonra kaleye git. Gürkan'ı birliğine al. Ardından burada asker toplamaya gel. Toplayamıyoruz. Garnizona gel. Garnizonu yönet. Umarım herkesin gönlünden 3-5 bir şey kopmuştur. Pis herifler. Sonra buraya dön. Klan. Gürkan. Ordu. Tamam. Bende fazla adam var. Fazla adam neden dolayı var? Yani bir 5-10 adam verebilirim. Ve Gürkan'ı kimseye kaptırmamam lazım. Adamlar toprakları parsel parsel paylaşıyor. Teşekkürler dostum, iyiyim, sağ olasın. Aa. Diplomasiden değil. Gürkan. Hemen yanıma. Hemen geliyorsun. Gürkan hemen. Gürkan içime. Gürkan bebeleri kovalama. Gürkan içime. İçime gir. İçime. Tamam. Sonra liderlik bas. Jalukan'a azıcık garnizon koyun. Aferin lan. Herkes koyacak işte garnizonu. Böyle. Sadece bizimkiler değil. Herkes. 138 asker mi? İyi garnizon koymuşsunuz. Şimdi buradan köylere adam toplamaya. Sargot da mı kuşatma altında? Tamam, şimdi Sargot'u kurtarmaya gidiyoruz hocam. Sargot yakınlarda. Oranın surları falan duruyor. Kaç adam bıraktık bilmiyorum ama. Abi Kale Alver'den artık kafamız yamuldu gerçekten ya. En fazla tımarı olan klan kim? Benden daha fazla tımarı olan biri var galiba ya. Emin değilim de. Krallık manyak dolu. Vipon'la Jagadunlar çok çarpışıyor kendi aralarında. Kaç tımarı var abi? Yok, en fazla benmişim. De çoğu dağıtılmamış kaleler yani, anladın mı? Kaleler, köyler falan. Çoğu dağıtılmamış. Benden sonra 8 tımarla bunlar var. Vigoter'in klanı. 7 ile Sein var. 6 ile Fenuvianlar var. Arkit klanı sadece 4 toprakla yetinmiş. Banu Sarmal 4 toprakla yetinmiş. Munim. 4 toprak falan filan böyle. Yazık lan, şunların birer tane toprağı var abi. Şu diğer Jagadunreis var ya. Ağzı var, dili yok ya. Bir saniye. Benim tımarım olarak geçen yerler nereler? Ha, bu güzellikte kim benmişim? Varagos Kalesi. Armağan. Oğlum şu tek tımarı olanlara verelim ya adamları. Banu Kuyul'de. Hediye. Sonra Tublis Kalesi. Armağan. Bu adama hediye. Hadi bakayım. Makep, Akkal Atmayaz, Argaran, Onira, Çaykant, Ortongrad, Amprella, buralar benim. Şu kaleleri verebilirim sadece. Oğlum bu kadar kale bana ne ara geldi ya? Daha demek ki dünya kadar seçim yapılacak. Kendi şehirlerimi vermedim değil mi kazara? Oturup ağlamayayım sonra. Bayrağın rengini kırmızı yaparsak daha iyi anlayacağım her şeyi. Oh. Canım isim veremem çünkü çocuklara isim veriliyor ve benim o kadar çocuğum yok. Ya tamam, bizim mekanlar belli canım. Yürü buradan Sargot'u kurtarmaya. Abi her yer kuşatma altında. Her yer alarm veriyor. Her yer yanıyor. Her yer yanıyor. Neonist'im iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Sargot'u kaç adam kuşatıyor misal? 595. Kervan akıyor, akıyor. Kervan ciddi ciddi akıyor. Legate, Rohate. Abi oraları devirttirmeyin ya. Rohate'e girmişler bile. Vilandia mı girdi buraya? Batı İmparatorluğu. Abi ciddi olamazsın. Gerçekten ciddi olamazsın ya. Ay bir de Batı İmparatorluğu'yla uğraşıyoruz. Kanka çok az kaldı, dibindeyim. Canısı, bir teslim olacaksın mı? Otoda vereceğim eline de. Tabii 50 kayıp hoş olmadı. Sen yönetici klandan değilsin. Git. Sen kimdensin? Amadulf'tan. Git. Sen kimdensin? Urios. Sen de git. Sasha. Bruno'nun klanından. Hayır. Hayır, Bruno. Salmayacaktım Bruno'nun klanı. Herkesi saldık. Amacım bu değil de. Amacım herkesi salmak değildi ama ya. Dostum hiçbir fikrim yok maalesef Emre ya. Abi haritada FPS drop oluyor tabii ki yani. Harita o kadar şey ki, karışık ki. Şu an olmaması bir farklı hissettirir. Bu kadar adamı salıp sadece kendi adamlarımla mı devam etsem acaba buraları savunmaya? Peki Rohate'i kaybettik mi? Kaybetmedik şükür. Güzel, Rohate'i kaybetmemek güzel, mutluluk verici. Asker toplayamıyorum burada. Bizimkileri bir salayım, ben sadece has kadro kalayım ya. Gürkan hariç diğerlerini de sal. Only Team Babuş. Güzel. Toplanacaklar gene sıkıntı. Ama birilerini yakalarsak bizim tarafa gelecekler dostum. Bu şekilde düşün. Bu adamların bize gelmesini de önemsiyoruz. Şu Ayyan misal. Bruno'nun klan simgesi var bunda ama. Bak komple Babuş klanı olarak devreye atıyoruz şu anda. Elea daldı mı buna? Yok etme adam. Eleacım rica ederim, ne demek? Şu 11 adamı al. Bu 11 adamı veririz bizimkilere. Esirleri de ver. Bir şehre gidip geri geleceğim ya. Bir şehre gidip geri geleceğim. Hani maksat bizim çocuklar adam toplasın. Askerlerini göster. Şunları bir al. Şu esirlerin de tamamını al. Zeynep ne dedi ilk konuştuğunda? Lady Hazretleri. Ha anladım. Ha, benim topraklarımın yağmalanmasından sıkıldım bu arada ya. Sürekli. Adamlar bir türlü vazgeçmiyorlar. Yayın saatleri öğlen genellikle 1'de başlar. Akşam 8'e 9'a kadar devam eder herhangi bir aksilik çıkmazsa. Yayın saatlerimiz bu şekilde. Adamların bir tane bile şehri yok. Buralarda istiflenip duruyorlar arkadaş. Yok, birine vermeden de asker bıraktılar. Yanlış bilmiyorsam. Belki de farklı görmüşümdür, emin değilim de ben bildiğim kadarıyla birine vermeden de asker bırakıyorlar içeriye. Benim asker miktarım full zaten. Bizim çocuklar buralardan geçerken ne kasarlarsa kar. Bak millet stewardlık yeteneğinde falan gelişti. Gürkan'ın da bu arada klandaki konumunu bir iaşeciye yükseltelim ya. Gürkan öyle takılıyor kendi kendine. Merhaba iaşeci. Eyvallah.
Bizden seviye alanlar ne yaptı? Bak Zeynep seviye almış. Tamam. Ve Furkan. Furkan'ın binicilik, atletizm, Furkan da her şeyi kasıyor ya. Furkan zaten tam babası kılıklı. İAŞ ne oluyor? Yönetim becerisi. Ya levazım subayı gibi bir şeysin işte. Ordunun temel ihtiyaçlarından sorumlusun. Askere alımdır, şudur budur. O tarz konular. Zeynep kimin kızı? Furkan'ın. Keşke daha fazla ordu kurulsa ya kendi klan üyelerine. Bayağı güzel olurdu. Bu arada size bir şey soracağım şey. Şu şey mevzusu var ya, hani haydut olarak oynama ve hiçbir krallığa bağlı olmama mevzusu. O senaryo nasıl oynanıyor? Yani bir senaryo mu yoksa kendi klanını kurup hiç kimseye bağlı olmuyor musun? Kanunsuz olma durumu varmış galiba. Çok emin değilim ama yağmacı gibi, hani haydut gibi falan. Rohate'e doğru bir girelim. Rohate'e çok adam bırakmasalar bari. Garnizon 35 kişi diyor. Peki adam bırakmadılar. İyi. Buralar daha yeni yeni rahatlıyor. Hoş geldin Uvitler. Sağ olasın. Ya şey, sağ olsun bayağı hediye abonelikler dağıtıldı bizim yayınlarda geçenlerde. Orada denk geldi galiba. Keyifli seyirler diliyorum. Sağ olasın. Mod mu o? Freelancer modu o. Ha, ben mod kuramıyorum ama. Ne oluyor lan? Varçek isyancı. Ama gerçekten hiç hoş değil ya şu isyancı durumu. X-Tangios görüşürüz. Dikkat et kendine. Vallahi hoş değil ya. Sürekli isyan çıkıyor. Sürekli isyan çıkıyor. Bizimkilerin de topladığı ordu bir tur kendine geldi gibi. Buradan şöyle bir dönelim. Gidip Varçek'i isyancıların elinden kurtarıp Rayıl'ı falan alalım. Doğru diyorsun. Klan kurarken birlik limiti olmazsa çok doğru dedin onu bak. 20 tane çocuğu olan adam neler yapar? Kanka ne oluyor? Kuzey İmparatorluğu savaş ilan ediyor. Ya haritada olmayan adamlar bile savaş açıyor kanka, yani Batanya'ya da biz dalalım. Adamlar şey yapamasın yani, fırsat bulamasın. Yürü buradan var çeke. Batanyalılar daha az önce bize savaş ilan etti bu arada. Player focus çarpı 10 milyon. Ben zaten herkesle savaşmaya alışığım da. Bari toprakları bitince bitse herifler yani. Sıfır ekonomiyle asker basmaya devam ediyorlar. Anlamıyorum ki ben bu oyunu. Savaş eşer açmaz esir oldular. Ya tamam esir olsunlar da kanka. Can sıkıcı değil mi? Can sıkıcı. Bari bitsin. Krallar da dağılmıyor. Dağılsalar yok edeceğim de. Arbelet biraz çöp değil mi bu oyunda? Hiç kullanmadım ki. Yani çok fazla arbelet kullanmadım. Oo, bizim bebeler iyi asker aldı ya. İyi asker kuşandılar. Şimdi buradan nereye doğru gidecekler? Buradan gideceğimiz yer Varçek. Buradan gidip Varçek'teki sıkıntıyı düzelteceğiz.
Benim save'de yok oluyorlardı. Ne zaman başladın acaba save dosyasına kanka? Belki save dosyasıyla alakalı bir şeydir, emin değilim. Bak misal şu 146 adam ne arıyor burada? Onu da bizim çocuklar sıkıştıracak. Efendim Lord Kvasir Prime'ın avantajıyla ikinci ayını kutlamış. Teşekkürler Lord Kvasir, sağ olasın. Tamam lan, yağmalayın lan. Ya burada Stubia'nın son kalesi mi? Artık benim kardeşim, artık benim. Kalelerin surlarını kırmak da hatırladığım kadarıyla inanılmaz derecede kolaydı. Hadi bakalım. Bizim adamlardan seviye alanlar oldu galiba. Tolga. Cazibe. Aa bekle. Bizimkilerin statları var ama skill puanları. Olguna Furkan'ın hanımı. Bu Gürkan'ın hatun. Bu mu Gürkan'ın hatundu acaba? Bak var ya Gürkan falan da bayağı tiyarlı ha. Tolga niye köylü gibi dolanıyor onu anlamıyorum ki. Furkan da Gürkan da tam savaşçı. Hızlı kum artık patates oldu zaten. Hızlı mihrim de patates oldu bence. Şakalay hele 65-66 yaşına geldi galiba. Çocuğum olunca veriyorum Burak'cığım isimleri. İşte chatte bizimkilerden kim varsa. Kendine bir bey. Alırız alırız. Merhaba. Hop kaldırdım onu. Bizimkiler herkesi tutsak alıyor canım. Artık Stugria'nın son mekanı ise burayı patlatıp çıkalım. Ya dediğim gibi bence bu senaryoda hayatta kalabilmemizin ve bütün her yeri alabilmemizin tek bir yolu var. Yani eğer bir dünya hakimiyeti istiyorsak, bir World Conquest istiyorsak herkesle aramızı iyi tutup birebir de yakalayıp yanımıza çekmeye çalışacağız. Ama birebir de bu adamları bulma olasılığımız o kadar az ki. Çünkü hani her yerde savaş var, adamlar sürekli ordunun içerisindeler. Bir dövdüğünü 6 kere falan daha tekrar dövmek zorunda kalıyorsun. Bunlar sıkıntılı durumlar yani. Keşke birazcık daha hızlı ilerlese o olaylar da ilerlemiyor maalesef. Tribüşeler kuruldu. Surları kırıp içeri gireceğim bu arada. Kim level aldı? Güzel. Tamam, adamlar balistayı kurmadan ya da kursunlar vurun kafasına. Hemen stat'a bakıp girelim içeri. Arya level aldı. Arya'ya ne verebilirim ben levelde? Taktik verdik, her şeyi verdik. Tekel kılıç vermiyoruz bir tek. İzcilik vereceğiz herhalde. Çünkü her şeyini kastı. Ya da mühendislik olabilir. Ticaretle kaleyi parayla satın alma vardı ama. Onlar da birazcık sıkıntı gibi. Mühendislik mi versek acaba ya hazır zeka varken? Ya da izcilikte de hız falan artıyor ya. Hız artıyor, moral bonusu artıyor. Bekle. Dur daha içeri girmeden. Bizimkilere de bir şeyler olmuş. Gürkan. Gürkan'a da level bir mühendis. Tolga. Tolga Stewart. Yönetici yeteneği gelişmiş. Yürü gir içeri. Tekele gerek yok ya.
Falls'um çok teşekkürler, eyvallah. Benim karakterim Hatun, evet. Abi yürüyün. Bizim merkeze bir hücum emri verelim. Epi topu 100 kişiler. Biz adamlara onların kaç katı giriyoruz. Hadi bakalım babuş klanı bir gücünü göstersin. Son Stugria şehri. Bu kılıcı seviyorum ya. Bu kılıcı ciddi ciddi seviyorum abi. Bir saniye. Yani kasla göz arasında atletizm kastık. Tamam. Hızlı bir savaştı. En azından Stugria'nın elindeki son toprağı aldık. Furkan yerleşkeye artı 30 adam koydu. Aslanın Furkan. Aa, Gürkan'la ilişkin artı 26 arttı diyor. E ne güzel. Merhamet ettiğim için herhalde. Bak Gürkan merhametli, Furkan'la kızı Zeynep şey böyle tam sıkıntı herhalde. Gürkan'la ilişki artıyorsa aman dikkat etme. Haydi. Cellat baltası güçlü silah. Elimdeki kılıçtan memnunum ya. Kılıç, ok, yay. Bütün her şeyi kullanmak hoşuma gidiyor. Yeni bir ordu kuruldu. Şuradan da adam alın biraz. Hatta burada bir süre bekleyelim. Mahzadan Kalesi. Her şey Vipon kardeşe gidiyor. Niye? Musa yaşıyor da en son ya. Kaç yaşına geldi hatırlamıyorum da. Bak Vilandia neredeyse bitik. Stugria bitik. Yani neredeyse değil. Stugria bitik. Kuzey İmparatorluğu bitik. Kuzeyit bitik. Kuzeyit'in bildiğim kadarıyla hiçbir yeri kalmadı ya. Bak oyunu neredeyse tamamen bitirmeye ne kaldı? Aseray'ın 4 tane kalesi kalmış. Batanya'nın hiç toprağı yok. Batanya bitik. Batı İmparatorluğu'nun Ortios kalesi varmış. Orayı gider alırız. Güney İmparatorluğu bitik. Keşke Güney İmparatorluğu'ndan şu çocukları yanımıza çekebilseydik. Kuzeyit Droymur kalesine sahip. Orayı da gidip alırım elinden. Kuzey İmparatorluğu bitik. Aseray ile Vilandia kaldı geriye bir tek ya haritada. Onları da bitirdik mi oyun bitti. Şimdi Batı İmparatorluğu'nun elindeki şehri gidip alabilirsem çok çok tatlı olacak ama Batı İmparatorluğu'nun şehrini haritada göstermezsem ben bulamam. Kalesini. Nerede oluyor haritada? Oo, ne lan? Biz kaç ışık yılı uzağa gidiyoruz ama böyle. Ben ikisini de beğeniyorum. Ronfalia da çok güzel, Flex de çok güzel. Balta kullanmayı dener misin? Denerim. Zaten hani çifter silah dediğin zaman balta da aynı, kılıç da aynı. Arzu edersen hatta dur bakalım. Şu Flex'i envanterde tutalım. Ben buradan bir yerden bir balta alayım. Epic Tora'dan balta bulabileceğimi umut ediyorum. Kuzey işi geniş balta örneğin. Flex'i koy. Flex zaten kilitli, tamam. Kuzey işi geniş baltayı ver. Ronfalia'yı koy. Ronfalia zaten kilitli, güzel. Bir ok daha versen bana çok iyi olur ya. Delici ok. İstiflenmiş ince ok. Tamam. Şöyle atlarını ver.
Bıdı bıdıları al. Bunları al buradan yemek ver. Ayı gibi yemek taşıyorum farkındayım. O zırhları satmaya bir tıkladık. Her şey bitti. Şu 200'lüğü fazla almışım. Bunun maksimumu ne? 90 binlik mi? Aa. Üç parça eşya alabildik ya. Tamam, onları da satarız ileride bir yerde. Yürü. Baltayı da aldık. Bu Batanya'nın son Batanya diyorum, özür dilerim. Batı Krallığı'nın son kalesini alırken baltayla bir adamların kafasını kopartalım. Herhangi bir mod kullanmıyorum. Hayır, hiçbir mod kullanmıyorum şu anda. Tamamıyla vanilla. İsyanı unuttum Varçek'teki. Onlar halledilir ya. Varçek'i bak, Ayla'nın ordusu gidiyor halletmeye. Genelde isyancıları çok yaşatmıyorlar. Ayla'nın ordusu 1372 kişiden oluşuyor. Yok ederler yani, direkt yok ederler. Rohit'e giderken de kötü erzakları satarız. Hoş geldin tavuk, merhabalar. Burak'cığım, tekrar spam yaparsan sana kızacağım ama. Şu an kimse evli değil, yani çocuğumuz olmaz. Sana zahmet aynı şeyi spamlayıp durma. Bak, kafamı çeviriyorum, sürekli seni görüyor. Bu güzel bir şey, karşılıklı olarak sohbet ediyor olmamız. Ama hani benim istediğimi yapana kadar seni salmayacağım mentalitesi kötü. Onu yapma. Onu yapma, tatlı tatlı anlaşalım. Dur, Jal Mars'a satarım şeyleri. Aynen bak, Varçek alındı direkt. Varçek alındı. Kanka, Vipon ülkeye %50 ortak mı oldu, bana mı öyle geldi? Vipon ülkeye %50'den fazla ortak oldu sanki. Alınıyor alınıyor ya da şey yapılıyor, hani bir düşman oluyor bir biz alıyoruz. Bir düşman oluyor bir biz alıyoruz. O yüzden doğru düzgün sabit bir noktada kalmıyor. Belki onunla alakalı bir şeyler olabilir. Aa, Gürkan never aldı. Aslanım Gürkan. Aslanım Gürkan level aldı. Muzaffer'cim, ya bilgim dahilindeyse tabii ki cevap vermek isterim. Vipon bilmiyorum neden dolayı çıkıyor. Full Vipon çıkıyor. Full Vipon çıkıyor. Çöl atını ver. Bu arada buradan bir şey çıkmaz gibi ya. Buradan para çıkmaz bize, baksana. Dört verdin, dört verdin. Yemekleri verdin. Çok aşırı yemek aldık. 418 günlük mü? Toplam 164 günlük yemeğimiz var. 164. Jakula'nın surları falan kırdıydık, değil mi? Ah be bak, bu adamların bu kadar kalabalık olmasının sebebi, 20-30 20-30 dağılmasının ve asla bize gelmemesinin sebebi, zamanında salmadık bebeleri abi. Bebeleri salsaydık bu adamlar bize de katılırdı şimdi. Birleşip ordu da kuramıyorlar galiba ya. Oğlum, garibanlıkta zirvana gibi bir şeysiniz sanırım. Bak, buraya aslında 10-15 tane falan adamla geleceksin. O 10-15 adamı böyle aniden salacağım buraya geldiğinde. Direkt yakalayıp milletin tepesine çökecekler. Baksana, burası çok kalabalık ya. 500 asker mi var içeride? Milis de var, garnizon da var. Abi, garanti surları kırmayı oynayacağım bu arada. Herif baldırı çıplak ama ona rağmen burada, değil mi? Baldırı çıplak olmasına rağmen burada. Aferin Zeynep'e bak. Stewardluk yeteneği çok güzel azalıyor. Çok çok iyi. Ordusundaki asker ücretlerini falan da azaltırsa 10 numara.
Ya bizim çocuklar da aslında gayet kalabalıklar. Yani iki tane ok yemesi kötü oldu. Keşke yerleşim yerlerini yağmalatmasalar ya. Şuna bakar mısın? Haritanın her tarafı alarm veriyor. Her tarafı. Ve ben bunalıma giriyorum. Çok fazla şey var böyle. Çok fazla kalabalık var. Hadi artık şey yapmaya başlayın. Tribüşeler bir çalışmaya başlasın. Tribüşelerin vakti geldi çünkü. Sıkıntı yok. Bırak şimdi rahatına bak. Günlük 17K para alıyoruz tabii ki. Zeynep'in zırhı var merak etme. Zeynep'in zırhını hallettim. Yani ona zırh verip ondan sonra ordu kurdurdum. Hatta dilersen sana şöyle bak zırhını da göstereyim. Hakikaten adam akıllı zırh verdik yani. Hiçbir şekilde hiçbir masraftan kaçınmadık ona karşı. Ya bizim için ne kadar deneyimli, ne kadar tecrübeli olursa o kadar iyi. Bak misal Alp abi 18 yaşına gelir gelmez evlenecek. Adamı full şeye çevireceğiz böyle hani çocuk yapma makinesine. Balistalar çok sinir bozucu bu arada. Ya, piçü 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 sıkıyorlar. Balistalar acayip sinir bozucu. Ve bizimkiler balistalara isabet falan ettiremiyor. Biri böyle gelip lanet falan mı attı acaba kafamıza? Abi balistalara sıkar mısınız? İlk defa bir kale kuşatmasında balistaların bizim ağzımızın burnumuzun yerini kaydırdığına şahitlik ediyorum ya. O kadar hızlı balista inşa ediyorlar ki. Aha. Bir yeri kırdık bile çok iyi. Hadi sıra diğer yere odaklanmakta. Tek yerden giremem içeri. Kalabalıklar zira. Tamam. Gece vakti olmadan yürü. Acayip adamları var ya. Sabahattin Ali bizde de olmadı. Bizde de olmadı dostum. Yani kalenin içerisinde sabahlara kadar vakit geçirdik ama bizde de herhangi bir şey olmadı. Dur bakalım bu bölüm baltayla yargı dağıtma bölümüydü. Ama beni beklediğiniz için teşekkürler. Ordu hücum. Ha, balta çoklu hasar veriyor galiba. Baksana girdi mi arayı dağıtıyor. Oy. Abi sanırım çift el kasmakta balta daha iyi. Ama oyun işte 1 FPS olunca gerçekten hiçbir güzelliğini göremiyorsun. Bütün hepsi niye pembe giymiş onu bile anlamadım. Bir kıyım yaşanıyor ama. Garip bir şeyler oluyor böyle. Abi balta toplu katliam makinesi. Balta toplu iş bitirici abi. Aa artı 3 geldi çiftel silaha. Balta güzelmiş. Ya kolera bir saat onunla mı uğraşalım ya? Ya muharebe boyutunu düşürürsem muhtemelen düzelir de. Hadi bak kale savaşlarında neyse. Ama muharebe savaşlarını düşün. Adamlar oradan oraya kaçıyor, oradan oraya kaçıyor, oradan oraya kaçıyor.
İnanılmaz bir şey ya. Hiç şey yapmak istemiyorum yani şu an. O uzunluğa tahammül ettiğimi düşünmek bile istemiyorum. Arkadaşlar yerleşkeye nasıl o kadar asker koydunuz anam? Aa, Gürkan'la ilişkim 70. Bir tek herhalde Gürkan beni gördüğünde gülümseyecek be. Gürkan, Musa'nın oğlu. Ve Gürkan'ın eşi Sifayan. Safiyen. Yazık, niye böyle Gürkan'a iyi şeyler almadıysak, iyi hatunlar almadıysak. Aleykümselam Kaan, hoş geldin. 14 günde TYT biter mi? Hiçbir fikrim yok. Balta da cellat baltası 10 numara. Yani bir vuruşta 2-3 kişi falan alıyor canım. Tam bir yok edici de. Yani. 128 kişilik garnizon gayet iyi. Bunlar buraya bir araya gelip vurmadan hayatta vuramazlar. 122 tane milis var diyor bu arada içeride. Bu çok çok güzel bir şey. Oraya toplanıp vurmaları gerekiyor. Toplanıp vuramazlar. Çekil oradan. Bizim çocuklar bir asker toplasın. Batı İmparatorluğu da an itibariyle tükendi. İnat edip Cagadun'a versem edemem. İnat edersem şey harcamam gerekiyor. Diğer kalelerden biri de alındı. Şimdi sıra nerede biliyor musunuz abi? Şimdi sıra Kuzeyit'in son kalesinde. Artık bak, Batı İmparatorluğu'nun son kalesini aldık. Sıra Kuzeyit'in son kalesinde. Ardından Kuzeyit'in de toprağı... Oğlum ne oluyor? Kuzeyit harbiden... Faaliyette galiba. Ha, bizim aldığımız kalelere uyanıklık yapıp onlar mı alıyor? Bir de Baltayit klanının falan. Bizim oralarda kaleleri kalmadı değil mi bunların? Tam neredeyse kalmadı abi. Yardım lazım mı? Aa, ikiye biri de alıyor neredeyse. Bizans sıkıntı yok aslan parçası. Esirleri ver. Kaçan kaçsın boş ver. Rohet'te satarım şimdi. Abi Kuzeyit bir de arada uyanıklık yapıyor. Tek eksiğimiz arada uyanıklık yapanlardı zaten biliyorsunuz. Onlar da oldu, tam oldu. Bütün kaleleri alınca bile bunlar bitmeyecek. Sen nasıl bitireceksin bu devletleri? Kanka o kadar kalabalık olacağız ki işte artık. Bak planım şu dediğim gibi. O kadar kalabalık olacağız ki. Bu adamlar bizle uğraşmaya fırsat bulamayacaklar. Ya comeback atamayacaklar yani, anladın? Gelip böyle kuşatma atacak dermanları olmayacak. Öyle olacağını umut ediyorum en azından. Abi yemek türlerini alalım. Nihayet Temir Efendi de bir kale alabildi. Klandaki herkesle ilişkim yüksek krallıktaki, o beni çok mutlu ediyor. Verilecek kararlar falan var mı? Ordunu yönet. Tamam, sıkıntı yok. Aseray yok olmak üzere değil mi? E madem aşağı doğru indik, Aseray'ı patlatalım. Elinden Tublis'i ve diğer kaleleri alalım. Bak Ov Kalesi'ni falan Kuzeyliler kuşatıyor diyor. Ya neyse, savaş ilerliyor bak. Önceden Jalmars'ın oradan dışarı çıkamıyorduk. Şu an Jalmars kesinlikle bir sınır değil. Burayı açtık yani. Zeynuka'ya doğru git.
Oradan Ortişya'ya, oradan Tublis Kalesi'nin oralara falan döneceğim. Tuz alınca moral mi yükseliyor? Ciddi misin? Niye? Tuza banıp mı yiyorlar her şeyi? Lan bana adam kalmadı lan. Hakikaten bana adam kalmadı arkadaş. Handa falan paralı asker de göremedim. Aa, orada 100 asker de olsa oranın surları kırık ama. Orayı kim kuşatıyor misal? Bence her türlü orayı kuşattıktan sonra biz geri alırız. Orası mühim değil de. Asıl mühim olan sonra orayı kimin kuşattığı ve ne kadar askerle. Şimdi o adamları yakalarsak biz çok güzel para elde edeceğiz, tamam mı? Para diyorum daha doğrusu. Çok güzel bir şey elde edeceğiz. Adamların atak ordularından birini kırmış olacağız. Ki atak ordularından birinin kırılmış olması önemli. Bununla beraber eğer orayı savunursak senatör. Klanlar nüfus kazanır. Hayır. Klanlara özellikle nüfuz vermiyorum. Her kararımı veto etmesinler diye. Her kararımdan yana sıkıntı çıkarmasınlar diye. Hacker falan da hızlı ya. Onlar oraya bizden hızlı ulaşır galiba. Ama misal bizim çocukların dalamayacağı kadar büyük biri ise elbette ki bilemiyorum. Daha kuşatma kulesini yeni kurdular. Koçbaşları var sadece. Yürü. Muhtemelen yok oldular. Aa dur. Eutos'la ben arkadaşım. Salın bana Eutos'la konuşayım. Siz o çocukları yersiniz. Eutos ya benimle konuş ya da öleceksin aslanım. Eyvah. Lan Eutos'la da ilişkim artı 82'ymiş ya. Oğlum hadi git buradan Biron. Git de yaşa. Hayatta kal. Aa mermenin VIP'liğe ne oldu? Ozan? Senin VIP'liğe ne oldu balım? Normalde VIP olman lazım. Böyle banlanıp geri alınca falan VIP'lik mi gidiyor? Bu arada adamların bütün soyluları bizde esir. Neredeyse bütün soyluları. O zaman şimdi bir olay yapma zamanı. Gidip Tublis Kalesi'ni alalım ellerinden. Hala abi. Ha tamam demek ki gitmedi. Bug oldu. Hoş geldin Werewolf. Evet Mina da VIP. Bende bug olmuş galiba. Abone rozeti gibi galiba buglanıyor arada. Aynen öyle olmuş Gürkan'ım. Aynen öyle olmuş. Şu Jakulan'ı falan kaptırmayın da ne yapıyorsanız yapın ya. Şöyle var ya bir ışınlanma olacak. Çat 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 çat. Her yeri seri seri alacağız da o zaman ne anlamı kalır değil mi oyunun? Bu Garantör Kalesi bende kaldı hala. Oy çok fazla adam yaşlılıktan öldü ya. Sorma Zeref, sorma. Sorma, sorma. Selamlar Azen İlke, merhabalar, hoş geldin. Marto Maro, aleyküm selam, sen de hoş geldin. Kurtar beni madem. Gel kanka şunu oynayalım de. Aa, Davaşir. Ne yapıyorsun lan? Yettim yardıma, merak etme, otoda salarız bunları ya.
Olichir. Sen Eutos'un adamısın, git. Lahken. Banu Arbas klanından. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bizim çocukların elindeki Kuzeyitlileri alacağım. Onlara Aseray'la adam toplattıracağım. Askerlerini bir inceleyeyim. Bana lejyonerleri ver. Manevelontları ver. Örneğin başka ne verebilirsin? Acemi İmparatorluk askerleri. Deli divane Acemi askeri var herifin ya. Elit İmparatorluk askerlerini ver. Normal tier 3'leri de alalım madem. Tier 3'ler. Tier 2'ler. Maksat ben geçerken asker toplamayayım. Bütün askerleri onlar toplasın. Gürkan. Bir tek Gürkan beni görünce gürüyor ha. Geri kalanlarının hiç umurunda değilim. Vallahi kaçıncı bölüm toplam bilmiyorum ya. Ha bekle, manivelontları ver. Elit imparatorluk manivelontlarını ver. Vay 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 vay. Ben bu adamın bu kadar kastığını bilmiyordum. Furkan Efendi bayağı kasmış. Neredeyse full son seviye adamlar ya. Gürkan'da bayağı kasılı adam varmış. Görüşürüz kolera. Dikkat et kendine. Yok Gürkan benim kardeşimin oğlu. Benim değil. Handa esirleri ben de bırakıyorum. Asker toplamaya devam edeceğiz. Kim level aldı? Zeynep. Vay bak. Hem liderlik becerisi arttı. Çok iyi. Hem hekimlik becerisi arttı. Hem de tekel kılıç hüneri arttı. Aslanım aferin aferin aferin. Daha bunlar başlangıç. Jadukan kuşatılıyor. Ya o kadar ordu var. Onlar gitsin bir zahmet oraya da. Acık ilerlesinler la, buraları ne biçim yağmalamışlar ya. Ayın Balik Kalesi falan, oralar nasıl kalmış öyle? Nadea Lis. Nadea hiç bunlardan biri değildi galiba. Şu adamları yakalasam çok tatlı olacak da işte. Bannerlord'un müziklerini ben de beğeniyorum Esconor. Varçek'in sahibi. Bana dokunmayın. Dur. Bir onlar kuşatıyor bir biz. Bir onlar kuşatıyor bir biz. Hiçbir şey değişmiyor ki hayatımızda. Böyle sanki birebir vuruşuyormuş gibi. Bir o bir ben. Bir o bir ben. Ben şu an bizimkilere biraz Aseray askeri toplattım. Lan yerleşkeye o kadar adam bırakmayın. Sat bütün her şeyi. Oh, 42k alacağım var diyor. Kaliteli pullu zırh. Wow, benimkinden kötü ama. Ha, cellat baltası. Bizimkilerin dediği buydu galiba. Aldım cellat baltasını. Yemek türü. Biraz fazla tahılımız var. Artık daha fazla yemek almasam... Pekala. 383 günlük yemek. Benim adamlar da ordu toplamada fullenmiştir sanırım ya. Ya elimizdeki 1-2 kaleyi ellerinden alıp artık yavaştan Aseray'ın komple fişini çekebiliriz. Yürü Asgar'a doğru. Aseray'ın komple fişini çekme zamanı. Yasin'cim ne sordun dostum? Buyur, görmedim. Cellat baltasının bir de 150 kağlık hali mi var? Hiç bilmiyorum dostum. Kerimcim merhabalar, hoş geldin. Varçek'in sahibi. Al bakalım Vipon efendi. Bir ellerinde tutsalar çok tatlı olacak da işte. Ellerinde tutamıyorlar ya. Balta zaten girdiği yerde 40-50 kil alıyor, yamultuyor adamları.
Kodun mu yarısını indiriyor. Kodun mu yarısını indiriyor. Çöl tarafında mükemmel müzik çalmıyor mu? Evet, Varchek yine kuşatma altında. Hayır, tüm olay 1-2 insanda dönüyor. Onu biliyorum ya. O beni delilendiriyor. Furkan, senin o bana bakışın bakış değil Furkan. Sen bana majesteleri deyip ertesi gün sırtımdan bıçaklayacaksın gibi. Ne kadar adam alabiliyorsun? 201 kişi. Tam geldi mi? Tam geldi. Furkan'ın bakışı bakış değil ha. Vallahi. İndirecek bizi. Asaray bitti artık son kalemi. Bitmiyorlar, geri geliyorlar sürekli. Ben de bilmiyorum. Şu Ayınbalık'e bir ilerleyeceğim. Bizim bebeler de iyi adam kastı ya. Laska. Laska kimdi? Musanna'nı mıydı galiba? Sıfır dövüş yeteneği hiç vermemişler. Varchek İsran şehri oldu artık. Aynen öyle. Karakterimiz hiç öldü mü? Öldük bir kere. Dur, kaleyi kuşatma. Kaleyi kuşatma, bekle. Biriyle görüşme talep et. Ela kim örneğin? Ha. Ela Banu Arbas kralından. Mutinis. Mutinis'in yerini bulsak aslında iyi olur. Tam Mutinis'le konuşacağım da Mutinis'i göremedim ki. Giderken bu kaleyi alıp öyle mi gitsem acaba? Mutinis Tublis'te mi? Bir de Teoktor Kalesi var. Oralarda bir yerdedir ya. Giderken ben bu diyarlara ölüm getireyim mi? 142 milis, 145. 142 garnizon, 145 milis var. 300 kişi. Kırar surları gireriz içeri ya. Kırar surları gireriz içeri. Ne yapalım? Şu Eutos mu? Eutos. Vallahi Eutos. Ama ben onu yakalayamam ki. Umut edelim bir şehrin içine girsin. Ya belki şehrin içinde yakalarsak anca öyle olur. Yine yazdım, yine cevap vermedin. Dur hadi bakalım. Neyse, ben gidiyorum, yarın görüşürüz. Güzel tribi de yedik. Birebir ilgilenen yayıncı. Bana söylediğin Netflix dizisinin adı Snowpiercer. Snowpiercer seyredebilirsin. Komedi istiyorsan How I Met Your Mother. Onu tavsiye ederim. Liz'in birliği. Olivia'nın birliği. Nedia'nın birliği. Dengeler o kadar hızlı değişiyor ki. Ops. Eyvah. Yine içerisi kalabalık olduğundan bizim türbüşeleri gümbür gümbür indirecekler mi acaba ya? Oto girersin bu arada, kayıp vermezsin ya, nereye? %100 kayıp verirsin bu arada. Hoş geldin Zeynep, ne yapıyorsun? Bak. Seni orduda yanıma aldım. 170-180 asker var komutanda. Ben senin teyzen oluyorum bu arada oyunda. Teyze yiyen şey yapıyoruz. Fetihlere gidiyoruz. Baban yanımızda, Furkan. Gürkan yanımızda. Aile boyu fetih. İkinci damage yemeden. Heh. Şöyle bir harekete geçsen çok iyi olur. Tamam, güzel. Bu Eutos değil mi? Değil. Bu arada hangi kuşatmada 100 gün yetecek yemek olur ya? Şuna baksana. Hey maşallah. Ben ne ara doğdum? Zaten doğduydun işte. En büyük kızımdın. Dostum,
Ben bir farklılık olsun diye aldım da. Kulaklığın süngerleri şey böyle. Kafa kısmı turuncu, diğeri şey diye çekiniyorsun değil mi? Mavi diye. Ama rahat, rahatlığından yana bir sıkıntı yok yani. Orijinal renginde bulabilirsin. Yani direkt şey olarak geçiyor. Areklon bu arada Prime'la 4. ayını kutlamış. Çok teşekkürler. Sevgili Orhan abonemiz olarak aramıza katılmış. Orhan sana da çok teşekkürler. Sağ olasın, eyvallah. Bulabilirsin. İstersen bulabilirsin. Ben hepsi buradan aldım. Yani değişiklik olsun diye farklı bir renk aldım. Yani istersen istediğin rengini bulabiliyorsun. Sabah gelelim bu arada. İndirin o kuşatma kulesini. Tamam, sabah vakti yapıştır. Mutis'in birliğiyle falan da uğraşacağız daha. Beni orduya al, kalbimi geri kazan. Gelsin babayı alırsın. Sağ olasın Orhan, kolay gelsin dileğin için, çok çok sağ ol. Eyvallah, haberim yoktu mu? En büyük kızım sensin yahu. Ne demek haberim yok? Ben senin kızın mıyım? Neler diyorsun ya? Surların kırık tarafları nerede? Açın la kapıyı, yanlış geldim galiba. Beyler ne yapıyorsunuz burada? Bir FPS. Evet, kafamıza kaya yemeden. Adamların gayet güzel icabına baktık sayılır. Arkadaşlar aynen, haritada çok fazla adam var, ondan dolayı kasıyor. Optimizasyon problemi var. Bak, neredeyse sıfır kayıp. Aradığımız performans işte bu. Ver elemanları esir olarak. Merhamet göster bu yerleşim yerine. Zaten pek bir cece kalmadı yerleşim yerinin ama babalara geldi gibi. Bannerlord indirimde ne kadar ucuzluyor hiç bilmiyorum ya. Hakikaten hiçbir fikrim yok. Lan 10 lirada 16 savunan ne? Erzak stokları tükendiği için herkes öldü değil mi? Hı-hı. Ov kalesi. Ov kalesi ne zamandır bendeyse artık. Armağan. Tımara en az olan kim? Bu. Ver. Ver adama hediye olarak ver, ver. Refah en boktan olan. Ayınbalık Kalesi. Burayı da ben az önce aldım. Yine ben armağan edeceğim. Kime armağan edelim? Kime armağan edelim? Bunlar zaten ülkeye ortak oldular. Gagasına tükürdüklerim. En kalabalık olanlar kimler? Vizatörler kalabalık. Vizatörlere ver. Refah az olup benim olan Garantör Kalesi. Banu Karasaver.
Cornwick Kalesi. Şu elemanlara ver. Ya hiç yoktan kalabalık klanlara vereyim de adamlar kendilerini beslesin ya. Takor Kalesi. Tigrit'e. Tabii ki kendi şehirlerime dokunmuyorum. Simira. Şu adamlara. Bak refah en yüksek şehirler bende. Benim en kötü şehrim bile Akkalat, o da 5K. Yo, Ortongrad o da 4300. Tamam, refah içerisinde yaşıyoruz ya. Bu güzel bir şey. Bir tek Dinar Kalesi kaldı galiba elimde. Yo, Atakonya Kalesi ve Dinar Kalesi. Dur. Bekle. Bak, Banu Kuyilt 25 kişi, hala 2 klanı var. 2 tımarı var. Kalanları da ona vereyim. Refahtan git. Abi 25 kişi 2 kale ne la? Adamlar açlıktan dilleri dımakları birbirine yapışır. Birileri de 24 kişi. Adamlar yeni üye alımı mı yapıyor acaba? 2 kalan var mı? Bu adamlar 3 kişi. Bunlara vereyim. Tamam, şimdi sahiplere bakmak istiyorum. Sahiplerde durum ne alemde? Evet, ülkeye %50 ortak almışız. Haberimiz yok. Kesinlikle eşit paylaşım yok abi. Ülkeye %50 ortak alınmış yani resmen. Benim kaleler, şehirler belli hanım. Benim şehirler belli. Acaba bir saniye. Kardeş, merhaba. Baltakent kimde? Baltakent'i ver bana. Orayı direkt kendi himayeme alacağım. Muhtemelen oylamada çıkarım bana yakın olduğu için. Aa, baba. Babayı. Pii. Boşa aldım çoluk çocuğun elinden kaleyi, şehri. Abi şimdi diğer kaleye doğru gideceğiz. Ayınbalık Kalesi. Lan zaten sahibi belli değil mi? Bidale mi verdik orayı? E ben armağan ettim az önce. Armağan işe yaramadı galiba. Yürü öteki kaleye. Yine kaledekilere görüşme talep et diyeceğim. Bir konuşmayı deneyeceğim kendi tarafıma çekebilir miyim diye. Bu esnada arkadaşlar, Asarey'in neredeyse sonu geliyor ve biz YouTube için bir bölüm arası verip geri gelelim.